Fes Bey bu savaşı istiyor gibi gözüküyor. Bu aldığı dağları sonuna kadar kullanıyor. Aksu'yu indirdi. X'e iyi şekilde yere yattı. Bence doğru baskı gelmeye devam edecek Bora'nın yanında. Spawn gösterdi. Birebire getirdi pozisyonu. Görmesi lazım Argo'yu. İndirmesi lazım. Aldıkları skorlar en azından yanlarına kar kalacaktır diyebilirim. Evet. Ya ben dediğim gibi ben birazcık daha burada erken gitmek gerekiyor. Evet evet. Çünkü o yükseklikte yani kara gümrük olsun, getso olsun bırakmazlar sizi. Ne olur iki alan daha en fazla cover alırsın ama burada cover alması gereken bir ekip var. Onlar World of Wonders X'e iyi şekilde yere yattı. Konuşturuyor burada spreyini. Tabii ki o da bayağı bir sıkıntılı durumda şu anda. Recent'ı bir görmesi lazım. Hemen medkitini kullanacak. Yani Recent burayı geçmeden vurması gerekiyordu X-Ray'in. Recent burayı geçmeden vurması gerekiyordu. Çok avantajlıydı. Şu anda kaldırıyor. X-Ray bombasını çekti. Eğer doğru görürse, iyi tahmin ederse World of Wonders bu puanlarda mahrum kalacak. Şimdi üzerine doğru oynamayı seçti Recent ve X-Ray'den. İyi bir oyun. Onlar da benzer bir takasa girdiler. Uzaklarda oynamak zorunda kaldılar ama alana en azından birazcık daha yakındalar. İlk oyunu galibi World of Wonders'a Miramar haritasını 13. olarak tamamlıyor. Birazcık daha Respect ve Getson arasında kaldı. Blaze için çok kötü bir oyun başlangıcı. Ama galiba Savian'ı görmediler. Kendini unutturdu. Yani çok şansı çok yüksek değil gibi hissediyorum evet. Ama belki bir sürpriz. Ne diyorsun? Belki bir sürpriz. Yani Nihat'tan daha şanslı olduğu kesin. Alan anlamında. Evet, yani geniş yine, bir bölge. Evet, evet, evet. Yine Savian'ın da oradan çok bir şey neler çıkartabilir merakla ben de bekliyorum aslında. Yani burada Respect'in çıkartacağı karışıklıktan faydalanıp bir şeyler yapabilir. Çünkü Respect'in bir alanın içine koşu yapması gerekiyor. O noktada da işte Getson'un dikkati olsun, çoğu takımın dikkati buradaki seslere çekilecektir. Yani belki Savian orada kendini ya da bir konum atabilecek bir rotasyon atmayı deneyebilir koşarak. Ya da buradan o da Respect skorlarına ya da diğer takımların skorlarına ortak olmaya çalışabilir. Bakalım. Respect buraya çok kötü girdi. Yapabilecekleri fazla bir şey yok. Tabii ki Getso bu aldığı dağları sonuna kadar kullanıyor. Aksu'yu indirdi. Beast yarı cana kadar düşmüş durumda. Beklemelerini bence yani gerek yoktu zaten Respect'in çünkü yapabilecek bir şeyleri yoktu. Burada dümdüz gireceklerdi. Alt tarafa doğru inebilirlerse inip birazcık hayatta kalmayı deneyeceklerdi. Ve şu anda hala konum alabilmiş değiller. Sonraki tepeye geçmeleri lazım. Evet evet bir sonraki. Ama o da çok kolay olmayacaktır. Yine takımların dikkatleri zaten bu bölgeye çevrilmiş durumda. Ama işte burada kara gümrük. Musti neler yaptı öyle? Müthiş. Bir bomba daha gelecek. Gelecek gibi. Peace'le beraber zorluyorlar. Musti'den uzaklara. Boran'ı bile neredeyse düşürecekti ama Hoodie'yi almışlar. Arka taraftaki Sexy'yi unuttular. Bir de dikkatler bir anda şimdi burada Valkes'in üstündeyken Getson'un da bir oyuncunun aklaması karagümrükten şu anda en azından Valkes'in biraz daha rahat nefes alabilmesine o bombalardan kaçınabilmesine fırsat verdi. Yani Getson'un orada ufak dokunuşu şu anlık oyunu birazcık soğutacak gibi en azından bu bölgedeki oyunu soğutacak gibi gösteriyor. Yani Getso ile belki kara gümrük arasında bir çatışma çıkabilir ama Valkes hala yukarıya çıkmaya çalışıyor. Musti'nin bakması lazım buraya. Birazcık defansif kaldı. Arka taraftan destek gelmediğini fark etti galiba. İki kişi üzerine doğru Buggy ile beraber güzel geldiler. Fes Bey bu savaşı istiyor gibi gözüküyor. Onlar burayı kullanmak istediler. Peace'den bir yakın bomba. Defo'nun canı çok azaldı. Hemen kafasına doğru bir mermi de. Defo'yu yere indirmek için fazlasıyla yeterli olacak. Kara gümrük sayı da avantajlıydı. Yükseklik onlardaydı. Şu anda yüksekliğin yanına sayıyı da aldılar. Artık oynamaları lazım. Peace'in bir taraftan, Musti'nin bir taraftan basması gerekiyor. Bence doğru baskı gelmeye devam edecek Bora'nın yanında. Karşılıklar iyi. Peace hemen puanı çekti. Tektirerek atmayı denediği bir bomba mı o? Hayır. Çok sabit kaldılar. Evet yani şu birazcık daha bu. Yakına bırakılan bombalar lazım. Fesmi'nin geri çıktığını mı düşünüyorlar acaba? Emin olamadım. İyi zamanlaması gerek. Şu an Musti'nin sol taraftan.
Galiba çok iyi zamanladı. Galiba çok iyi zamanladı. Hem Boran'a hem Menç'e mükemmel bir hasar. Molotov'la desteklendi. Artık inilmesi lazım. Yani Karagümrük'ün şurada sağdan soldan bakıp açı alabilmesi lazım. Yükseklik sizde, bunu kullanmanız lazım. Aynen öyle yani, şu Mustin'in pozisyonunda bu Molotov gelmeden önce yapılmış olsaydı iki tane net skorları vardı. İki tane bedava skorları vardı. Ama Fes Bey durumu eşitledi tekrar. Yani şu bölgede İsterlerse basabilirler. Bunlar inanılmaz. Aynen öyle. Galatasaray da oyuna veda etmiş. Anladım, bu arada büyük sorunun cevabı geldi. Hangi soru o ya? Otomatmış. Otomat ya, evet. Oh ne rahatladım şu an. Hayattaki bütün amaçlarım ulaşmış gibi bir rahatlama yani, öyle bir hissiyat. Orada Getsoo diye karşılaşmışlar aslında, uzak uzak mesafe. Öyle bir yerde söyledi ki bütün savaştan koptum ya. Diye yani çok sıkıntılı. Fes Bey çok kötü yerde. Sonunda Karagümrük'ten. Orada mermiler geliyor ve o tetiğe basılması lazımdı. O tetiğe biraz geç basıldı ama güç olmayan şekilde basıldı. Bu sayede Karagümrük 4 puanını alıyor. Fes Bey Wildcats'e iliyor. Rahat şekilde lootlarını yapacaklar ve ilerlemeyi seçecekler. Gittikleri bölgede tabii ki onları bekleyen bir Getsoo var. Tabii ki onları bekleyen alt tarafta bir futbolist var. Ama bununla başa çıkabilecek sayıya, başa çıkabilecek ekipmana bence şu anda sahipler. Palisade bitirilmiş. Savion sürprizleri yaratmaya başladı. Savion sürprizleri yaratmaya başladı. Söylemiştik bunu. O boşluğu buldu ve hiç affetmedi. Palisade tabi Getsoo için çok kıymetli bir isim. Son günlerdeki çıkışı gerçekten muazzam ama Savion'un üstüne nokta atışı bir bomba geliyor Argo'dan. Adeta Palisade'nin intikamı alınacak burada takım arkadaşı tarafından ama yine de onun yokluğu. Ben bilsem öyle atamam ya. Diyecektir. Bilsem o kadar iyi zamanlamayabilirdim. Yani geri değmesine böyle bir milim kala patlayan, çok iyi okunmuş, çok iyi zamanlanmış bir bombaydı. Net bir oyun. Şimdi yavaş yavaş Getsoo da tabii altlara gelmesi gerekiyor. Spron orada biraz fazla tepede sanırım. Spron şu an bir oyuncunun isteyeceği konumda. Oradan açıda almaya çalışıyor aslında alttaki isimleri ama... Gördü. Alan kime verecek ya, o önemli. Evet. Ve Nihat'a bile şu an hardshift verirse oradan Nihat bile bir şeyler çıkartabilir. O tabii ki burada kime hardshift verirse oynama şansına sahip olacak. Aşağılara doğru gelecek bir bomba ama kısa kalıyor burada Lobazin. Kimseye vermedi. Gerekiyor. Ortaya doğru bir alan. Futbolist çıkmak durumunda. Getsoo inmek durumunda. Next Dragon'ın pek şansı yok çünkü bütün gözler yani onun üzerinde. Bir taraftan Karagümrük görebilir, diğer taraftan futbolist görebilir. Yine aynı şekilde Respect ara sıra orayı kontrol ediyor, etmek zorunda aslında. Pek bir şansı kalmadı. Kaç aid'i var bilmiyorum. Ama şu an 5.liğe bile gelebilmiş olmaları zaten istedikleri sahne. Ve bu oyun futbolistin Next Dura ile farkı kapatabilmek adına bence en büyük şansı. Bunu 3. kez falan söylüyor olabilirim. Respect, Getsoo, Karagümrük hayatta, bir de Next Dura hayatta. Next Dura skor almadı. Ya da çok az aldı. Onun yanında bakıyorsun... Yani seni yakalayabilecek bir Blaze yok, seni yakalayabilecek bir Fenerbahçe yok. Yanınıza yaklaşacak diğer hiçbir ekip yok. Yani burası da kullanılmayacaksa neresi kullanılacak? Bu arada Next Dura 8 puan almış. Çok özür diliyorum. 8 puan almış Next Dura. Sisler de gelecek, bombalar da gelecek artık. Burada Spron takım için o ciddi savunmayı yapmak zorunda Karagümrük'e karşı. Arkadaşı kaldırılırken ama işte orada da kaldırılmaması için her şey yapılıyor. Bir bomba daha geldi yakın. Çok yakın. Ben bir deneme. Oyun çok sakinleşti. Herkes Nihat'ı bekliyor tabii bir yandan da ama Nihat'ın da şöyle çok çıkmak gibi bir niyeti yok. Şimdi burada Hoodie kötü göstermiş. Spron Hoodie alacak üst taraftan. Zaten bu avantajını sonuna kadar kullanacağını biliyorduk. Dahasını da yüksek ihtimalle göreceğiz. Peace'den hemen bir takas var. Sonrasında Nihat Raun tarafından indirildi. Nihat kafasını göstermeyi seçmiş. Belki de yapmaması lazımdı. 14 puanla bu oyuna veda ediyorlar. Sakin şekilde oynayan bir futbolist şu an üst tarafa çıkmaya çalışıyor. Aynısını Respect için söyleyemeyeceğiz. Jetkill Argo ile birebire kalmış durumda. Görmesi lazım Argo'yu, indirmesi lazım Argo'yu. O da bunu yaptı ve Respect'i bir üst basamağa taşıyor. 6 puanı garantilemiş oldular bu sayede. Lovazin buranın farkında. Arka taraftan iyi bir flanke çıkarak son saniye skorlarını da alacak. Karagümrük elenirken yanlarında Respect'in de düştüğünü gördük. Puanlar orada çok yakın. Getsoo 10 puana sahip, futbolist 6 puana sahip ama
Getso bu alanda çok rahat oynayabilirdi eğer Sexy'yi kaybetmeselerdi. Ya şimdi sen de Rome büyük ihtimalle anlayacaktır Lovers'in ve Rome ikilisi. Bombalar oraya doğru atılmaya başlandı bile zaten ama burada ilk bomba kısa kalacak. Çok kolay olmayacak oynaması Sexy ve Spoon için Sexy bir daha düşürülecek. Spoon 2-1. Futbolist bunun farkında. Sisleri tarıyorlar. Şu anda tahminlerini yapıyorlar ve alan konusunda artık kimsenin şansı olmadığını söyleyebiliriz. Hop hop abi. Alan burası. Birlikte oynayın oğlum. Adam. Onu bekle. Duydum yerini. Can az. Çok az durdum ama ya. Yok, çok az durdum. Helal sürüyorum be! Sprong gösterdi, birebire getirdi pozisyonu. Çok iyi sahne, Lovazin de duymuş gibi. Galibiyete mi gidecek acaba ama? Baby, hayır. This is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for I. Didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. No. But the Mariona, the Mariona. Game.